böyle çorbaya kaldık. Hicran gideli evin bereketi kalmadı. Evin çiçeğiydi. Dolap bomboş. Keriman, mutfağa ne lazımsa söyle, alalım. Hicran'ı bir daha aram. Aşk olsun abi. Arasam bile özlediğim için ararım. Sen de özlemişsindir Hicran'ı değil mi? Ben bu kadar suskun Elif'e alışık değilim. Başımıza gelenlerden sonra benden bir şey saklamayın. Yok bir şey Derviş amca, işle alakalı işte. İşten mi çıkardılar yoksa kız? Belliydi zaten ellerin bomboş geldiğini öyle. Yok, yeni bir müdür geldi de tam Celal'den kurtulduk derken çatlak kadın çıktı şimdi bir de ortaya. Aman patrondur, he de geç. Bu devirde iş bulmak kolay mı? Yani bakarsın, olmuyorsa başka bir iş bakarız. Berkay da senin gibi mi düşünüyor? Bilmem. Müdür hanım pek bir sevdi onu. Mutludur herhalde. Zaten bir bizim yıldızımız barışmadı. Patron da böyle papuç gibi dilini gösterdiysen tabii yıldızın barışmaz. Bak Berkay efendi çocuk. Nasıl sevdirmiş kendini. Başta benim de gözüm tutmadıydı. Ama gerçekten 10 numara delikanlı. Az önce evinin yakınında karşılaştık. Senin peşinden gelmiş. Ne sebeple? Soner dışarıda. Hepimizin dikkatli olması lazım değil mi? Bir an önce içeri tıkarlar inşallah. Bizim düşünemediğimizi Berkay düşünmüş. Senin peşinden koşmuş. Yetişememiş. Demek peşimden koşmuş. Neyse, ben şöyle demli bir çay yapayım da. Dur kızım, daha yemeğimizi bitirmedik. Olsun. Benim. Koridorda biri vardı da sanki. Merak etmeyin, yani ev halkından birisidir. Burada güvendesiniz. Tamam, şöyle yapalım. Siz Melek'in yanına geçin. Ben de içiniz rahat etsin diye etrafa bakacağım. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler.